stüdyoyu özetleyeyim size. Başladı Ankara havası, başlayınca herkes şöyle bir kendine geldi. Havadan mı artık, suyundan mı, görüntüsünden mi bilmiyorum ama iyi geldi değil mi biraz? Oh, geçti hastalığım, geçti. O defiledendir ya. Ha şunu ya, demek ki hani Victoria's Secret'ta da gidermiş abi bu. Çok Ankara Namık mıydı? Namık. Ankaralı Namık'a buradan da sevgilerimizi ben iletiyorum. Ben Victoria's Secret mankenlerine de sevgilerimi iletiyorum. Buradan Amerika'ya sevgilerimizi siz artık... Ege abi yarın götürürsünüz bir şey. Yarın götürürüm. Beşinci caddede o köşede Victoria's Secret. Orada ben arkadaşların selamını getiririm. Özellikle söyleyecektir. Peki genç polisleri gözledin mi hiç? Hayır. Hiç gözlemeden mi girdin? Hayır. Çocukken polisleri falan izledin mi abi? Hayır abi. Hiç ben hayatımda vurdulu kırdılı film izlemedim. Ya aslında ben polis olarak bakmıyorum yani Harun'a. Pek polis ya diye görmüyorum. Bir insan görüyorum. Yani ama bütün karakterlerde yani senin Hayalet'te de, Akbaba'da yani Behzat'ta da o bizi etkiliyor. Sonra mesleğini düşünür oluyoruz diye düşünüyorum. Hı. O meslekte vay be ne kadar yani çok samimi olduğu, çok gerçekçi olduğu için iş böyle olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ya gerçekte böyle bir sürü polis vardır yani. Hani biz böyle alışız ya. Ya bu role işte hazırlanmak için hani ben 7 ay şeyde nezarethaneye girdim. Biraz polisleri izledim falan filan. Ama danışmanlarımız da var. Müthiş bir yer. Yalnızca yani tabii onu danışmanlar yani. Var tabii yani her şeyi yapamıyoruz değil mi? Ankara Emniyeti'nde cinayet büroya gittik biz başlamadan önce. Yani işe hiç başlamamıştık. Onun etkisi oldu. Oradaki komiser yardımcısı cinayet büro ekibiyle oturup hep beraber çay kahve içtik. Yani onun da etkisi çok fazla oldu. Sonradan sordunuz mu mesela o danışmanlarınıza? Yani hani nasıl gidiyoruz? Yakın mıyız? Sürekli sorduk açıkçası. Sordunuz. Ne dediler? Zaten Ziya müdürümüz hep başımızda oluyor. Hı-hı. İşte bir polisin ne yapıp ne yapmayacağı konusunda sürekli bizi bilgilendiriyor. Onun dışında bir de bu şöyle bir durum var. Yani biz bir tamam polisiz ama bir hayal satıyoruz. Mesela insanlar çok ciddiye alıp bağdaşlıklar da kuruyorlar. Mesela bana bir teyzemin cümlesidir bu. Belli yani gayet de görmüş geçirmiş bir teyzen. Yavrum siz bize polisi sevdirdiniz. Ne yapıyorsunuz siz? Yaptı bir de bana. Bu iyi miydi kötü müydü? Şimdi bunun yargısına girmek istemiyorum. İstemiyorum da... Bir anlamda bizim kişiliklerimizde insanların polise bakışı da değişmeye başladı. Evet, polisin de bir kredi kartının olduğunu, ayın sonunu ya. Beklediğini fark ettiler gibi bir durum söz konusu. Doğru, yalnız olduğunu, üzüldüğünü, aşık olabildiğini, bir sürü doğru şeyi. Evet, tabii ki. Yani o insanlar da bu toplumun içerisinde yaşıyor ve çok zor işler yapıyorlar. Gerçekten cinayet ekibi çok zor yani her gün ölü görüyorlar değil mi? Evet. Çok yani her gün bir ölü görmek çok farklı bir şey yani. Çok enteresan. İnanç peki yani Türkiye'de sen polisiye okuyup izler miydin bilmiyorum ama Türkiye'de hani polisiyede bir devrimci bir karakter aslında Behzatçı. Yani böyle baktığında polisiyeyi sevdir diyebilir miyiz? Çünkü başka diziler de var. Hani Arka Sokaklar gerçi çok belki karikatürize ediyor. Yani oradaki çünkü orada bir İhtisas yok galiba çünkü çocuklar bütün alanları terörle mücadele de oluyorlar. Şey de o dahiliye mütehassız da oluyorlar ama hani o devrime inanıyor musun? Böyle bir devrim yarattı. Aslında inanıyorum ama şu şekilde inanıyorum. Behzatçı yani şimdiye kadar yaratılmış kahramanların dışında bir anti kahraman. Hani sevilmesinin yani polisi olarak sevilmesinin en büyük nedeni Erdal abinin bu roldeki başarısı. Ve yani bu işin yansıtılırken çok fazla tiyatral bir üslup almaması. Doğru mu söyledim? Doğru söylüyorsun. Yani samimiyeti diye düşünüyorum. Bu önemli bir şey tabii. Yani ya tabii yani. Samimiyet önemli ama hani bir yandan da elbette ki Erdal Beşikçioğlu çok sık oyuncularından bir tane bir oyuncu. Fakat hani sizin üçlünüz, Şevket abinin varlığı, diğer Eda'sı, ötekisi, berikisi... Bunu da bir yere koyduğunuzda aslında bir takım işi. Yani tek başına Behzat'ı Erdal abi yüklenmedi. Siz de çok yüklendiniz.
Tabii ki dizinin üslubunun bir olması seyircinin üzerinde çok büyük bir etki yaratıyor. Yani seyirci düşünmez bunların üslubu bir mi değil mi falan diye böyle bir yaklaşımı olmaz. Hani dersin niye seviyorsun kardeşim bu diziyi, neden beğeniyorsun? Yani o bilmiyorum ya çok bana bendenmiş gibi geliyor falan der, sever beğenir. Ama onun içinde aslında baktığımız zaman gerçekten bize inanması vardır. Yani ve üslubumuzun bir olması bu inancı da çok yüksek bir seviyeye taşıyor. Tabii ki Erdal yani çok başarılı ve ama bütün arkadaşlar orada çok başarılı. Neden böyle görünüyor? Çünkü herkes üsluba çok önem veriyor. Yönetmenimizden, yazarımızdan, montaja kadar her şey yani. O zaman da diğer dizilerden hemen farklılaştık. Bir kere dublaj yapmıyoruz. Zaten sesli çekilen bütün diziler bence dublajlı dizilere göre %50 daha başarılı oluyor. Bizim böyle bir avantajımız da var. Her türlü imkanı kullandık, fotoğraf makinesiyle çektik. Her türlü yeniliği bu dizide kullandık farklı görünmek adına. Yani ama lüzumsuz bir şey değildi o. Konu da buna hizmet ediyordu. Bunlar tabii çok yerine oturdu taşlar. Oturunca da böyle değerli bir şey. Temeli sağlamdı çünkü bir edebiyat uyarlaması olduğu için bir roman var ve tabii. Romanda karakterler çok iyi anlatılmış ve o karakterlere çok uygun bir kast yapılmış gerçekten. Ve o kadar dolu olunca alt metin oyuncu da besleneceği yer olduğunda romana dönebiliyor. Çok doğru diyorsun ama yani Türkiye'de çok dizi ve çok sinema filmi edebiyattan uyarlandı. Ama aynı doluluğu hissetmeyince belki dediğin gibi... Filmde de aynısı geçerli. Yani evet dizinin filmi ama film ikinci roman. Yani Besatçı Son Harfiyat'tan uyarlandı. O da şey yani en sonuçta evet iyi bir metin ama iyi oyuncular %100. Yani bu hakikaten şey. Müzikleri Pilli Bebek yaptı filmde. Mehmet Turgut galiba değil mi afişleri? Evet. Çekti. Başka kimler? Bir analım adamları onlar da. Set emekçisi arkadaşlarımıza buradan mesela, selamlar. Set'in çaycısı kimdi? Asıl büyük kahraman senaristimiz vardır. Ercan Mehmet Erdem. Ercan Mehmet Erdem'e buradan büyük sevgilerimizi. Bir yılı kurgulayan, yazan 38 bölümü. Ben ona bir şey söylemiştim ya. 38 bölüm 100 sayfadan desen 3800 sayfa. Sayfalara bir şey yazmayıp sadece kalemle o satırlara çizgi çekseniz nasıl bir şey olduğu, bir de bunu yazmanın nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız. Ve çok başarılı bir iş çıkaracak. Hızlı ve pratik de yani. Bir şey yani. Hiçbir zaman düz bir şeydi, bak bunu buraya bağlar diye bir şey olmadı. Hep ters köşeye yattı. Filmde de inşallah böyle olurdu.